Evet, şu anda Aydın'ın birinci sanayi sitesindeyiz. Bileme atölyesinde. Diğer sektörlerde olduğu gibi bu sektörde de en büyük sorun çırak bulunamaması. Bileyicilik mesleğine ustası ve sanayideki abileri sayesinde başladığını ve 1983'ten bu yana devam ettirdiğini ifade eden Metin Kılıç şunları söyledi. Ben çıraklığım 83'te başladım. 2000'de kendi dükkanımı çalıştırmaya başladım ve o gün bugündür de çalıştırıyorum. Yani bu benim ustam vardı, o teşvik etti. Abim vardı sanayide, o teşvik etti. Onun sayesinde ben çıraklığımda bir girdim. Yani giriş o yani. Aşağı yukarı 12 yaşında ben bu mesleğe başladım. İlkokuldan çıkınca bu mesleğe başladım. 12 yaşından beri sanayidesin. Aynen. Ustan da mı bu işle ilgileniyordu? Ustam da bu işle ilgileniyordu. Sonra o mesleği bana bıraktı. Onun için ben yapıyorum şu ana kadar. Yani 35 seneden beri ben yapıyorum. Bileyicilik mesleğinin de diğer meslekler gibi çırak bulmakta zorlandığını ifade eden Kılıç, çırak yetişmediğini, her ilde 3-5 bileyici ustasının bulunduğunu kaydetti. Valla çırak bulamıyoruz, yetişmiyor. Zaten sektörün en büyük sıkıntısı da bu. Artık çırak yetişmiyor. Yeni teknolojiye gerçi o kadar gerekmiyor ama sonuçta mobilyacı ustası, mesela marangoz ustası artık yetişmiyor. Yani sektörde bu sıkıntı çok büyük. Tabii var, muhakkak çırak var ama bulamıyoruz yani şu anda. Çırak yetişmiyor. Herkes okuyacağım diye uğraşıyor. Yok yani şu anda çırak yok yani. Her arkadaşımız adam arıyor. Yok yani şu an. Mesela bu işi yapan arkadaşlarımız dışarıda da var. Yani ama biz şöyle, yani her il ve ilçede bu meslekten yapan 3-5 tanedir. Yani çok değildir yani. Bileyicilik mesleğine başladığı zamanlar teknolojik makinelerin olmadığını, insan gücüyle işleri yapabildiklerini ifade eden Kılıç, günde 5 testere bilerken makineleşme ile birlikte artık 30-40 testere bilediklerini vurguladı. Yani bizim başladığımızda böyle büyük makineler yoktu. Yani CNC makineler yoktu, manuel makineler vardı. Onlarla başladık. O zaman günde 5 tane testere bilersek, şimdi CNC makinelerle 30 tane 40 tane testere bilebiliyoruz yani. Ben müşterimize en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Neler yapıyorsunuz? Burada biz marangoz, mobilyacı, demirci, kesici aletlerinin bilemesini yapıyoruz. Kesici takım aletlerinin bilemesini yapıyoruz. Zaten şu anda kurumsal şirketlerle çalışıyoruz. Yani tek tük böyle mobilyacı esnafımız, küçük esnafımız kalmadığı için kurumsal büyük müşterilerle çalışıyoruz, fabrikalarla çalışıyoruz. Zaten yıllardan beri de yani müşteri demek istemiyorum artık, abi kardeş olduk onlarla. Tabii yani bugün bir mobilyacılık, bir demircilik bitmedikten sonra, alüminyum doğrama bitmedikten sonra bu meslek bitmez. Talep var tabii. Sanayide eşine yardımcı olan Ayten Kılıç da şunları söyledi. Ayten abla, sen ne zamandan beri bu işin içindesin? Ben 5-6 yıldır gelip gidiyorum. Yani dükkanın başında duruyorsun. Aynen, bekliyorum. Peki çırak var mı, çırak bulabiliyor musunuz? Yok, kesinlikle. Neden yoktur sence çırak? Çalışmıyorlar. Ne bileyim, gürültülü mü geliyor, yorucu mu geliyor? Peki bir yani kadın olarak sanayide çalışmak nasıl bir duygu senin için? Güzel bir duygu. Herkes alıştı zaten. Herkes ablacım ablacım diye geliyor. O da beni sevindiriyor. Sen genelde dükkanın başında mı duruyorsun? Ben evet. Servislere gidiyor işim. Getir götür işleri oluyor. Yani fabrikalara. Olmayınca mecbur burada sen bekliyorsun. Aynen.